Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet Bursa'da zevkli bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 18 Ekim Pazartesi Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da da iki altınımız var. Evet çim yarışlarımız var büyük ihtimalle e, kuma alınacaktır sevgili dostlar. Ben e, kum yarışı için değerlendireceğim. Çünkü e, dünden beri e, bugün de e, pazar günü videomu çekiyorum yarın e, koşulacak koşular. E, yağmur yine devam ediyor çimin ağır oluşu ve de kuma alınışı e, büyük ihtimalle kuma alınacaktır. Ona göre yorumlarımı sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altılık ayarımızın başlangıç saati 13'te şartlı 2-1 mücadele 3 ve Kore İngilizleri 2000 metre e, Çim'de ben kum diye söyleyeceğim 12 İngiliz safkanı mücadele verecek bir ekürümüz olacak 7 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak start alacak Evet ben burada 4 nolu Silk Royal diyeceğim ben Tugay alıcıyla 5. E, kez buluştu e, Kabakum'da sevgili dostlar ilk defa koşacak. yanlış hatırlamıyorsam Bursa Çimin'de de kazanma başarısı var. Sentetik'te İstanbul'da mücadele eden bir safkanımızda Kabakum'a ilk defa çıkacak. Ben dördü ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 5 numara Bay Yiğit. Mutlaka ve mutlaka kuponlarımıza bulunsun. Sevgili dostlar çok etkili bir koşu gelecektir. Sonra ikinoğlu safkanımız sevgili dostlar Halican İnci ile bir incinin kızı ve de 7 nolu safkanımıza da çok dikkat diyeceğim. Ee, burada Mahmut Turan'la ekür avantajı elinde bulunduran 12 ile de ekürü 7'den de bir sürpriz çıkabilir sevgili dostlar. Yaptığı Bursa pistinde 2100 ve 1900'de güzel üçüncüklerine sahip olan 7'yi de göz ardı etmeyelim. Sıralamam 4, 5, 2, 1 ve 7 nolu safkanlar olacak. Birinci altılık ayımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz bir Maylen Kosu 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum diyelim e, kumda mücadele edecekler. E, birinci beşlik ayımızına başlangıç 11 Arap atımız mücadele verecek. Ekürlerimiz olacak nolu Baş Bedir ve de 11'ün Mor Gülüm Ekürü. nolu Safkanımız ve de Altınoğlu Reis Kaya Ekürü olarak start alacaklar. Evet ben e, yarışlarını gerçekten çok beğendim. Ateş alan hem çim olsun son koşusunda da Bursa'da 1300 metre kumunda harika bir üçüncülük de taşlandırdı. E, ben ateş alanla Nevzat Avcı bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın benim banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet burada ikili deneyecek arkadaşlar. Ben e, Ahmet Ahmet Aslan'la start alacak olan 10 nolu uçan galibi değerlendirebiliriz sevgili dostlar. bir de burada yeni oğlu sempatik Eray. Yediği de arkasına bağlayarak bir ikili de deneyebiliriz. Bir no ateş alan benim bankom olacak. ikinci birinci altılık ayımızın ikinci ayında öyle birinci beşli ayımızın başlangıcı ayında bir no ateş alan bankomdur. Evet üçüncü koşumuz birinci dörtlük ayağımızda başlangıç ayar. şartlı 5 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 2400 metre kumdan mücadele verecek belki de kısalabilir mesafe tam olarak bilemiyorum sevgili dostlar 7 Arap atımız mücadelesini izleyeceğiz burada tabii ki Furkan Himle e, Berat Bey e, benim bir iki adım önde tuttuğum safkanlardan olacak. Sonra e, işini bilir. Sonlarda gerçekten etkili geliyor. 3'e de şans vermemiz doğru olacaktır. 5 tonu son parıltı ve de altın oğlu Acizilli Fatih diyece sevgili dostlar. Sıralamam 1, 3, 5 ve altın oğlu safkanlara ayırmadan kuponumda şans vereceğim. 3. koşu 1. 4. ayarımızın da başlangıç ayında. Evet, dördüncü koşu 7 plase ve birinci üçlük ayrımcısında başlangıç çay olacak. Handikap 15. 2 yaşlı İngilizlerin e, 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet kum performansına bakıldığında zaman Miss e, Gökhan Gökçe'yle e, ben kazanmasını beklediğim safkanlardan biri. iki nolu safkanımız Deniz Yıldız'da yani Bursa'da 1400'de maalesef yedincilik e, sonra bir nolu safkanı 1300'de açık üçte mücadele etti gerçi de grup çok ağırdı. Bir dokuzunculuk çıkarttı. Ee, bunların ikisi de iki ve bir büyük ihtimalle birinden biri kafaya alacak biri arkasına yatıracaktır. Müstuhan'a da onları kaçınmamaya çalışacaktır. Ee, yani üç, ben de bir iki adım önde çıkıyor sevgili dostlar. Ee, şurada dört dolu safkanımız var Nevzat Avcı'la. O da ilk defa kuma çıkacak. Ben e, kumu da yapacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Nevzat Avcı'yla orijin olarak da e, hoşuma giden bir sapkan. Ben burada 3 ve 4'ü ayıramadım sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu gelmesini beklerim bu 3 ve 4. Ben de 1-2 adım önde çıkıyor bu 2 safkan benim için yeterli olacaktır. 7 plase ve 1. 6'lık aynamızın 4. ayına tekabül eden bu koşuda. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin sevgili dostlar. Birazcık ufak bütçeyle size yardımcı olmaya çalışacağım Bursa programında. Evet 5. koşu handikap 16 yamak bir koşusu olacak. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımız ikinci altılgan başlangıç ayağı olacak. Evet ben burada iki safkan e, benim için yeterli olacak onlar kimler 5 nolu ortaylı Halil yol açıcıyla bir kere start alıp onu kazanma başarısı gösterdi. Yamak bir oluşu da Halil ile tekrar ikinci kez buluşan ortaylı benim ilk şans safkanım 5 nolu safkanımı buna da ciddi bir rakip 1 nolu olgun atlayacağım. Cemal Paso ile etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri e, genelde yani gerçekten e, kaliteli safkanların arasında mücadele eden. E son koşunu 1900'e İzmir'de kazanarak çok formda geliyor. Ben Olgun Alp'ten de etkili bir koşu gelecektir. Yani ben de 5 ve 1 önceliğim olacak. 5. koşu 2. altı gayrımızın başlangıç ayında. Evet 6. koşumuz 1 maylen koşu 3 yaş araplar 1400 metre kumda mücadele edecek. 2. 5. gayrımızın da başlangıç aya 11 Arap atımız mücadele verecek. Evet oğlum Ferhat Mustafa Çiçek de ben etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Yaptığı Bursa pistinde 1400'de, aynı koşusunda harika bir koşu çıkartarak 1300'de bir dördüncü geldi etti. Ben bu grupta söz sahibidir. 10 nolu oğlum Ferhat diyeceğim sevgili dostlar. Ben de kazanma çok çok yakın. Bir tek rakibi o da 2 nolu Dağın Ateşi diyerek burada da 10 ve 2 benim için yeterli olacak bu iki safkanın burada galip geleceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz şartlı 3. Dişlere mahsus 3 ve Kore İngilizlerin mücadelesini 2200 metre kumda öyle nitelendirelim. İkinci dörtlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet ben burada 4 nolu Aslep diyeceğim. Mustafa Çek'le Etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Bursa pistini 1400'e maydane veda etti. 1800'e güzel ikincilikleri olan bir safkanın son koşusunda 1900'e bir altıncılık çıkarttı ama Mertcan Çelik'te ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. Ve de pisti ıslak bulursa sevgili dostlar onunla olur safkanımıza da çok çok dikkat diyeceğim ben. Bu iki safkan için sizlere önereceğim. Yani bu koşu için önereceğim. iki safkan. Sizin de tabii ki tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave edin. 4 ve 10 ben de 1-2 adım önde çıkıyor 7. koşuda. Evet 8. koşumuz kısa vade 8-2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayı olacak. 5 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet gruba bakıldığın zaman e, bir nolu safkanımız önlerde gitmeyi seven bir safkanın Kocaeli pistinden tanıdığımız e, Bursa'da yarış hayatına başlayıp Kocaeli'de üst üste e, kazanma başarısı gösteren ve de buradaki safkanların 5'i de ilk defa beraber koşacaklar. 5 nolu son Nisan'ı oynanan o da çok çok seri safkanımız. E, Şanlıurfa ve Elazığ pistlerinden iyi tanıdığımız Ankara'da şartlı 5'te 1400'ü kazandı Bursa'ya ilk defa geliyor e, Soner Bey Gökhan Gökçe ile 3'te 3 yaptı hiç geçilmedi Bursa çiminde X e, startına kazandı arka arkaya şartlı 4 ve kısa vade 1200 1400'ü kazanarak çok iyi bir form yakaladı Kadirle ilk defa buluşacak olan son kosunu 1200'ü iyi bir koşu çıkartıp kazanan Zalınoğlu yani ben burada sevgili dostlar yani şöyle diyeceğim yani enteresan karışık gördüm ben burayı. İkinoğlu safkanımızı ben e, dışarı bırakabileceğim. Ee, o da Kocaeli 1400'e e, bir Sumatrobin orucunu ilk startında ben önemsemiyorum. Yani burası gerçekten zor bir koşu sevgili. Bir de kafaya alabilir, altı da alabilir. Son Zal'ın Zalınoğlu. Nevzat'la ilk defa buluşan iki oğlu savkarımız. Yani burası ben de karışık gördüm sevgili dostlar. Buraya haş yapıp geçerseniz elinizi daha da güçlendirirsiniz. Yani zor bir koşu. Yani burada iki at yazacaksın. Bir ile üçü. Sonra gidecek 4. Sonra son Nisan ayağına çok seri Mahmut Duran'la 55 kilo ile start alıyor. Bir sürpriz yapabilir. Yani bu koşu için ben 5 sapkın da ayırmadan yazarsanız daha bir yarı, rahat bir yarış seyredebiliriz sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz şartlı 5. 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metre kumdaki mücadelesiniz izleyeceğiz. 11 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet bir ekirimiz oldu. İki nolu Bekri ve de bir 11 bir nolu oğlum Özgür Ekir olarak start alacaklar. Evet ben burada 6 nolu Salper amdan etkili bir koşu yine gelecektir. Yaptığı son koşusunda da Bursa kısa vade altıda 1400'ü bu mesafede etkili bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren altı benim önceliğim olacak. Buna rakip hanesinde yedin oğlu Siempra ve reykin oğlu Bekri diyeceğim. Yani bu 3 at benim için yeterli olacak bu üç safkan e, üçünün arasında geçecek galip gelecek safkan bakalım hangisi olacak 6 7 ve 2 nolu safkanlar önceliğimdir sevgili dostlar 9. koşuda Evet 10. koşumuz 2. altılı ayarımızın son ayağı olacak bir maiden 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafedeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımız mücadele verecek. Evet, bir ekrümüz olacak. 11 nolu Cemile Cemilem Kız ve de 12 nolu Hamra Ekür olarak start alacaklar. Evet ben burada sevgili dostlar bir tane eee üstünde e, yoğunlaştım. O da kim? İlk yarışında Okan Gökçe ile eee kıyıcının çok rahat kazandığı o koşuda sonlarla aleta bariyer dibinden zıpkın gibi gelerek Pisten bir ikincilik çıkarttı. Bursa çiminde 1200 metre çiminde şimdi kuma çıkacak biliyorsunuz Kaizberg orijinleri hem çim hem kum ayırmadan etkili koşular çıkartan ben nolu Haşmet'in bu uzayan mesafede çok çok etkili koşu çıkartıp kazanmasını bekliyorum. Ben size riskli bir banko olarak burada önereceğim. Safkan İkinoğlu Haşmet olacak sevgili dostlar. Evet Bursa programında buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet yağışlarımız olduğu için çim yarışlarına kuma göre yorum yaptım sevgili dostlar. Ee, bakalım büyük ihtimalle de kuma alınacaktır. Önde tuttum safkanlar. Bunlar inşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı severler herkese bol şanslar. Mutlaka ve mutlaka tuttuğunuz safkanlar varsa ilave yaparsınız sevgili dostlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.